Benim adım Esra, 10 yaşındayım, Suriyeliyim. Her zaman öğretmenim okulda tahtayı çıkartıyor. En bilen, her şeyi bilen en çok benimdi. Öğretmeni anlayan benimdi. Her zaman da beni seviyordu. Arkadaşlarım her zaman diyor ki o çok güzel almışsın ama biz fazla almadık. Babam Halep'te terzi olarak çalışıyordu. Köyde bizim evimizin karşısında amcalar vardı. Nuri ablam her zaman saçımı tarıyordu ve düğüne gidince saçımı örüyordu. Bu bizim evimiz. Bu da amcalarımın evi tam bizim karşımızda. Burada zeytin ağaçları var. Her yerde var bizim yanımızda. Burada da uçak var. 3 tane uçak var. Burada bombalar indiriyorlar. Burada bir tane bomba inmiş. Bunda insanlar ölmüş. Kanlar da yerde. Savaş bir türlü bitmedi. Babam onun için savaş olunca babam iş bulamıyordu ve mesela açlık kaldık. Babam biriktiriyordu para. Onun için hepsini bitirdik ve hiçbir şey kalmadı bizde. Bomba atıyorlardı. Sonra ben çok ağladım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Köşede durdum. Kardeşlerim de ağlamaya başladı. Susmuyor. 1 saat sonra susmadılar. Akrabalarımız öldü ve 21 kişi öldü. Diyoruz ki Allah bizi yardım etsin inşallah. Böyle diyorduk. Onlar ölünce böyle sanki çok korktum ve ben de öleceğim sandım. Bombadan 3 gün sonra babamla, annemle, kardeşlerimle Türkiye'ye gittik. Büyük arabayla çıktık. Biz değil tek, insanlar da bizimle çıkmıştı. Onlar da Suriyeli ve çok zor çıkmıştık. Ama çıktığımızda çok güzel gülmüştüm ben. Yani çünkü savaştan çıkacağız. Türkiye hududuna geldik ve yağmur yağıyordu. Telin aşağısında geldik. Otobüs bileti aldı babam ve hepimiz geldik ve İstanbul'a geldik buraya. Türkiye'ye gelince arkadaşlarım hiç yoktu ve Türkçe bilmiyordum. Onun için arkadaşlarımla konuşmuyordum çünkü Türkçe bilmiyordum. Türkçe konuştuktan sonra babam beni okula gönderdi ve her şey iyi olmuştu. Abim 16 yaşında ve ve aslında okula gitmeliydi ama babamın parası yetmediği için onunla çalışıyordu. Türkiye'de okula gidiyorum ve İngilizce öğretmenlerim vardı. İngilizce fazla bilmiyordum ve matematikte çok güzel çalışıyordum. Bizim köyümüzde annem babam duymuş ki bizim evimiz IŞİD adamlar o bizim evimizde oturuyor. Ve köyde hiç kimse yok bizim evimize onlar IŞİD anlamak için köyümüzde hiç kimse yok. Türkiye'den gelince uykuda her gün kabus görüyorduk. Mesela görüyorduk ki
Çok insanlar öldü arkadaşlarımızdan, ailemizden, herkes öldü ve tek ben kaldım. Kalkınca diyorum çok şükür hakiki değildi. Ben şarkı söylemek istiyorum ve Türkiye şarkı, onun ismi Çok Şükür. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yam ile güleşime. Bahar sensin bana gülüşün cennet, melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne.